Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ehli beyti sevmek ibadet ise Şialar ve bazı Aleviler bu sevgiden neden sorumlu olsunlar? Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ifadesine göre Ehli beyti sevmek ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle buyurur. Kul la es'elukum alayhi ecra illa al-mabattata fil Ben bu risaletin tebliği konusunda buna karşılık sizden herhangi bir ücret ve mükafat istemiyorum. Yalnız karabetime yani yakınlarıma muhabbetinizi istiyorum de şeklinde Allahu Teala'nın peygamberimize bir emri söz konusu. Dolayısıyla Peygamberimizin Ali Beyti'ni sevmek ibadettir. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ailesini Ali Beyti'ni özellikle Ehli Beyti sevme konusunda tavsiyeleri ve yönlendirmeleri söz konusu. Şu halde Peygamberimizin ve Kur'an'ın bu ifadelerine göre neden Şialar ve bazı Aleviler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali Beyti'ni sevmeden dolayı sorumlu tutulsunlar? ve bunların sevgileri gerçek sevgi sayılmasın. Evet, aslında sadece Ali Beyti değil, her konuda, her hususta geçerli olan bir konudur bu. Nedir geçerli olan? Acaba bir sevginin asıl maksat ve gayesi nedir? Hangi niyetle, hangi maksatla ve hangi hedefle seviyorsunuz? Allahu Teala'nın bize verdiği bütün duyguların bütün latifelerin ve bütün özelliklerin kullanım alanlarını buna göre değerlendirmek gerekiyor. Biz buna manay harfi ve manay ismi diyerek açıklarsak belki konu daha net anlaşılır. Her harf kendi adına değil, içinde bulunduğu cümleye mana katmak için vardır. Ama cümle, kelime, isim ise müstakillen mevcuttur. İşte eğer bir sevgi Allah'ın sevgisini artırıyorsa, Peygamber Efendimiz'i sevmeyi artırıyor ve İslam dinine uymaya yönlendiriyorsa demek ki bu sevgi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içindir ve Allah içindir. Elbette bu sevginin fazlası, ifratı zarar vermez. Bakın Müslümanlara, Ehli Sünnet ve Cemaat asırlarca hutbelerinde Ehli Beyt için dua etmişler. Ve çocuklarına Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin isimlerini daha fazla koymuşlar. Ve bu isim asla diğer sahabeleri düşmanlığa ve diğer sahabeleri nefrete sebep olmamış. Aksine bu sevgi başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün müminlere yayılmış ve bütün müminleri sevmeye götürmüş. Ebu Bekir Efendimiz sevilmiş çünkü Hazreti Ali ve onun soyundan gelenler onu sevmiştir. Hazreti Ömer sevilmiş çünkü Hazreti Ali Hazreti Ömer'i sevmiştir. Hazreti Osman sevmiş Hazreti Osman'ı sevmiş çünkü Hazreti Ali ve Ehli Beyt Hazreti Osman'ı sevmiştir. Demek ki Allah adına, peygamber adına Ehli Beyt'i sevmek ibadettir. Ve bu sevgi Allah'a olan sevgimizi, peygamberimiz olan sevgimizi artırıyor. Ve asla bir başkasını tenkide, nefrete ve öfkeye sebep olmuyor. Ama bir de isim olarak sevmek. Allah'a hesaba katmadan, peygamber hesaba katmadan sırf onların faziletlerini ve bazı üstün meziyetlerini dikkate alarak sevmek. İşte böyle bir sevgi peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ali beytini ve ehli beytini sevmek anlamına gelmiyor. Eğer bu sevgi özellikle cennetlikle müjdelenen sahabe efendilerimizi tenkide, Allah korusun, hele hele onların dinden çıktığı gibi yanlış bir itikada götürüyorsa ve cennetlikle müjdelenen sahabe efendilerimizi nefrete, öfkeye götürüyorsa, hatta Allah korusun küfretmeye götürüyorsa, elbette bu sevgi onlar için kurtuluş nedeni olmaz. Bırakın ibadet olmayı, onların Allah korusun dalalete gitmelerine sebebet verebilir. Burada çok dikkat çeken bir nükteyi de hatırlatarak son vermek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında Hz. Ali Efendimizle ilgili çok önemli bir uyarısı var. Ümmeti Muhammed'in bu uyarı sürekli gözünün önünde, aklının ön planda tutması gerekiyor. Nedir o uyarı? Peygamberimiz buyurmuş ki, Ya Ali, sende iki grup insan aynen İsa'da olduğu gibi dalalete sapar buyurmuş. Nedir bunlar? Nasıl ki Hz. İsa aleyhisselam peygamber olduğu halde bir kısım Yahudiler, düşmanlıklarından, nefretlerinden ve kinlerinden Hz. İsa Aleyhisselam'ın peygamberlerini inkar ettiler. Dalalete gittiler. Ey e, şimdi, şimdiki Hristiyanlar da Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu iddiasında bulunarak sevgiyi yanlış yerde kullanarak onlar da dalalete düştüler, yoldan saptılar. Aynen bunun gibi Hz. Ali Efendimiz için de tarihi dikkate aldığımızda iki grup insanın yanlış gittiğini ve Peygamberimizin verdiği bu haberin tarihi gerçeklerle ortaya çıktığını göreceğiz. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'e bir kısım hariciler, ya Ali sen kafir oldun ve senin ölümün haktır, senin öldürülmen lazım demişler. Ve Hz. Ali'nin bütün kemalatını, bütün faziletini reddetmekle beraber onun kafir olduğu ithamında ve iftirasında bulunmuşlar. Bak Bunlar bu anlamda dalalete gitmişler. Hatta bir kısım Emevi taraftarları da ki onlara asla ehli sünnet denilmez. Onlara nasibe denilir. Bu arada şunu ifade edeyim. Bazı Şii kaynaklarda nasibenin ehli sünnet içinde olduğu iddia edilir. Bu kesinlikle yanlıştır. İlmi bir izah ve ilmi bir açıklama değildir. Nasibe denilen kısmı asla ehli sünnet ve cemaat kabul etmez. Onlar Hazret Ali'nin faziletini inkar eden ve onun sapıttığını söyleyen bir gruptur. Bununla ehli sünnetin bilgisi yoktur. Dolayısıyla hariciler ve bir kısım nasibe dediğimiz kimseler Hz. Ali Efendimiz'in faziletini, kemalatını inkar ederek sapıtmışlar. Ama diğer taraftan da Hz. Ali muhabbetini bahane ederek ve Ehl-i muhabbetini bahane ederek sahabe efendilerimize nefret edenler, küfredenler, hakaret edenler de sapıtmışlardır. Ve bunların dinimizdeki karşılığı ehli bid'a olmuşlardır Allah korusun. Ve Peygamber Efendimiz bu grup insanın çıkacağını ve kendilerine rafızi denileceğini hadis-i şeriflerin ifade etmiştir. Öyleyse Hz. Ali Efendimiz ve onun soyundan gelenler ehli beyti sevmek her Müslümanın bir görevidir ve ibadettir. Ancak unutmayalım ki Hz. Ali sevgisi Peygamberimizi sevmeye Allah'ın rızasına uymaya götürmelidir. Ve bu sevgi asla sahabeler başta olmak üzere herhangi bir ehli imanı küfretmeye, nefret etmeye ve düşmanlık yapmaya götürmemelidir. Neredeki ehli beyt bahanesiyle Ali beyt bahanesiyle Hz. Ali ve soyundan gelen o mübarek zatlar bahanesiyle sahabeye küfrediliyor, sahabeye nefret ediliyor. Bilelim ki bu muhabbet gerçek muhabbet değildir. Bu peygamberimizin verdiği sapıtanların muhabbetlerindendir. Allah muhafaza eylesin. İstikametli bir sevgiyi ve Kur'an sünnet çizgisinde bir muhabbeti cümlemize cenab-ı hak nasip eylesin.